Bu bir şerefsizliktir. Bu kadar ağır ifade kullanıyorum. Bu kadar beceriksizlik dünya tarihine girdi. Bunu yazacak tarih. Yanlışla yapsa doğrudur onun yanlışları. Böyle bir mantık peygamberlerde yok ya. Alnını secdeden kaldırmadan benim yanlışlarıma destek ver diyeceksin. Adalet senin neyine gerek ya? Öyle diyorlar şimdi. Yok arkadaş, biz senin bu palavralarına kesinlikle rıza göstermeyiz. Kendisini tasdik eden etrafında bir sürü adam var. Hiçbirisinin yüzü kızarmıyor, ben bunu hayret ediyorum hiç. Ben bu kadar hakikaten kendi sesini dinleyip de hayrete düşmeyen bir insanın dünyada olabileceğini tahmin etmiyorum. Tayyip Bey'e eski ifadelerini alın. Başkanlık sistemini biz doğru bir sistem olarak benimsememiştik. Aslında geçmişte altılı masa denilen veya Millet İttifakı olarak tarif ettiğimiz masa ilk başta bu konu üzerine inşa edilmişti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bugünkü haliyle ülkemize faydalı olmayacağını düşünmüştük. Bu kanaatlerimizi de iktidara, Sayın Cumhurbaşkanı'na da ifade etmiştik. Tek bir kişi söz sahibi. Parlamento arada sırada devreye girebilen şekli bir kurum. Ama Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları müzakere etmek, ülke çapında değiştirmek mümkün değil. Bugün bunu yaşıyoruz. Biz bu sistem teklif edildiği zaman ilk defa bir araya geldik. Bu sisteme karşı bir tavır sergiledik. Ama maalesef bu sistemin ne olduğunu tam olarak kavrayamayan vatandaşlarımız bu sistemin gerçekleşmesine oy verdiler. Bilahare bu sisteme göre Cumhurbaşkanı'nın seçimi gündeme geldi. O zaman da yine biz itiraz ettik. Bu değişiklikten dolayı seçilecek Cumhurbaşkanı'nın karşısına başka adaylar çıktı. Bendeniz de o zaman madem öyle oluyor aday olalım demiştik. Ama Cumhurbaşkanı seçildi Sayın Tayyip Erdoğan. Ve geçen süre zarfında da bu başkanlık sisteminin ne menen bir şey olduğunu yaşayarak gördük. Bir ülkenin böyle idare edilmesi mümkün değil. Kim ne derse desin. Eğer bu sistem olmasa meydana gelen depremde emin olun kayıplar çok daha aşağılara inerdi. Herkes hazırlığını yapmış. Sahaya inecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan kim inebilir sahaya? Herkes beklemek mecburiyetinde kalmış. 2 gün neredeyse zaman geçti. Bu kadar beceriksizlik dünya tarihine girdi. Bunu yazacak tarih. Öyle sadece gidip de Adıyaman'da helallik dilemek yetmez. Bütün şehirlerden helallik dilenmesi icap eder. Bugün yapılan hatalardan dolayı bu milletin tamamından helallik dilenmesi icap eder. Bizim bütün vatandaşlarımızdan irhamımız şu. Allah rızası için sandığa gidip oy verirken bu söylediklerimizi düşünün. İş olsun diye bir kişiyi tenkit etmek için söylemiyoruz biz bunu. Böyle bir kişiyle yönetim emin olun padişahlarda yoktu. Bir astığı astık, kestiği kestik. Karşı çıkarsan suçlusun. Onun için etrafında kimse kalmadı. Dikkat edin. İlk başlangıçta yola çıktığı arkadaşlarının %90'ı gitti etrafında. Geriye menfaat bekleyen bir grup kaldı. Onun da sonu ümit ediyoruz ki bu seçimlerde gelecek. Niye bunu söylemeye ihtiyacını duydum? Bazen soruyorlar niye birçok konuda aynı kanaate sahip olmayan altı siyasi parti bir araya geldi. Seçime giderken tek cumhurbaşkanı adayıyla gidiyor. İşte bu sebepten dolayı. Çünkü biz seçimi kazandığımız andan itibaren hemen bu sistemin değişmesini ilk mesele olarak ele alacağız. Bunu taahhüt ettik. Ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu iş böyle devam etmez. Türkiye'de destanlar yazacaklardı AK Parti iktidara geldiğinde. Kurulu ne kadar fabrika varsa çoğunu kapattılar. Ambargo koydular üretime. İster tütünü ele alın, ister şekeri. Tütün, efendim zararlıdır. Ben tütün içmem, sigara içmem. Ama içen için de ille de Virginia tütünü içeceksin diye bir dayatmada bulunmasını da doğru bulmam. Bu arkadaşlar bizim Anadolu'daki tütünü yasakladı. Amerika'nın Virginia tütününü onların kurdukları fabrikalarda üretip şimdi insanımıza şekeri dışarıdan getiriyoruz. Biz bu mantığın karşısındayız. Bu mantıkla Türkiye yönetilemez. Ama insanlarımızı aldatabilmek için de maalesef İslami müesseseleri istismar ettiler. Biz camilerin inşasına karşı çıkamayız ki. Ama cami ibadet için yapılır.
Gösteriş için değil. Erciyes'in tepesine cami yapsan hiçbir işe yaramaz. Allah muhafaza etsin. Bizim sözlerimiz yeri geldiği zaman çarpıtılıyor. İsterse çarpıtsınlar. Biz gerçekleri söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ayasofya, hay Allah razı olsun. Hiçbir zaman itirazımız olmaz. Ama biz Ayasofya'nın içinde namaz kılınırken de dışarıda adaletin, İslami hükümlerin hakim olmasını isteriz. Sen bunu rafa kaldıracaksın, alnını secdeden kaldırmadan benim yanlışlarıma destek ver diyeceksin. Adalet senin neyine gerek ya? Öyle diyorlar şimdi. Yok arkadaş, biz senin bu palavralarına kesinlikle rıza göstermeyiz. Adalet mülkün temelidir. Bu bizim inancımızın gereği. Biz adaleti tesis için varız. Erbakan hocamız yola çıkarken 3 ana hedef belirlemişti. Birincisi ahlaki ve manevi değerlerin ihyası. İkincisi maddi kalkınmanın bir bütün olarak ele alınması, bizim dışarıya hiçbir noktada bağlı kalmamamız. Şahsiyetli bir dış politika uygulayarak inançlı ülkelerin, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi. 3 temel hedef. Ahlaki ve manevi değerler dediğimiz zaman adalet bunun başında gelir. Liyakat bunun başında gelir. Dürüstlük bunun başında gelir. Harama el uzatmamak, kul hakkı yememek bunun başında gelir. Siz öyle hakimler atayacaksınız ki hakimler sizin emrinizde karar verecek, hüküm verecekler. Ve siz buna adalet diyeceksiniz. Bunlara itibar etmeyiz. Biz onun için hakkın ile hakim olabilmesi için mücadele ederiz. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Ama kendisine karşı bir dava açıldığında hakimin önüne çıkmakta tereddüt göstermedi. Bir kıssa olarak anlatılır ama güzel bir kıssa. Hükümdar da olsan hakimin karşısında mağdurla diğer muhaliflerin de aynı seviyede muamele göreceksin sen. Biz bunu böyle biliriz. Siz şimdi Cumhurbaşkanı ne yaparsa yapsın herhangi bir konuda hesaba çekilebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Anayasaya koymuşlar. La yüsel. Hiçbir surette sigaya çekilemez. Yanlışla yapsa doğrudur onun yanlışları. Böyle bir mantık peygamberlerde yok ya. 20 yıl iktidarda kalacaksın. Bir sürü vaatte bulunacaksın. Ülkemizi getirdiğin nokta hala açlık sınırının altında bir asgari ücret. 20 yıl iktidardan sonra 20 yıl. Muhterem arkadaşım, böyle bir iktidarın gölgesinde hayat idame ettirir. Adalet yok, iş yok. Çalışan için kazanç sürünürecek bir seviyede ve sen diyorsun ki ben yeniden adayım. Vay canına. Hem de daha önce söylemişsin. Ben bu kadar hakikaten kendi sesini dinleyip de hayrete düşmeyen bir insanın dünyada olabileceğini tahmin etmiyorum. Tayyip Bey'e eski ifadelerini alın. 2 dönem. 3 değil. 2 dönem bir kişi kendi partisinin başında bile genel başkan olmamalıdır diyor. Türkiye'mizin 4. dönemini tamamladı. Şimdi 5. seneye kendisinde hak görüyor, kendisini tasdik eden etrafında bir sürü adam var. Hiçbirisinin yüzü kızarmıyor, ben buna hayret ediyorum, hiç. Söz bizim değil ya. Kendisinin ifadeleri. İş bu noktaya geldiği zaman buna bir çare bulmak mümkün değil. Çünkü insanın yüzü kızarır, ders alır, ibret alır. Ben bir daha böyle bir teşebbüste bulunamam der. Ama işte o vasıflar yoksa bunu demede de maalesef kendisine göre hiçbir çare bulamaz. İktidarda kalmazsam benim ardımdan hesabımın görülmesini ne rıza gösteremem diyor Tayyip Bey. Ben hesap vermek istemiyorum. Bundan dolayı bir dönem daha verin. Ömrüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama arkasından ben gene denerim. Başka bir şey denerim. Peki biz neredeyiz? Saadet Partisi olarak bizim ideallerimiz, prensiplerimiz neler? Biz bunu belki vatandaşlarımıza güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık bugüne kadar. Siyasi
tam olarak başarılı olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Bu hareket Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın önderliğinde başlamıştı. Biraz geriye giderek ta 1950'lerden bir takım konuları size arz etmek istiyorum. Çünkü biz o günleri iyi bilmezsek bugünleri doğru değerlendiremeyiz. Biz farklıyız. Her siyasi parti gelir, iktidar olur, muhalefette kalır, sonra yok olur. Ama bizim idealimiz ebediyete kadar mutlaka hakim olacaktır, bunu bilin. Biz iş olsun diye bir davanın peşinde değiliz. Nefsimiz için bir davanın peşinde değiliz. Biz hakkın hakim olması, bütün insanlığın huzur bulması, adaletsizliklerin bütünüyle ortadan kalkması, ben mağdurum, karnımı bile doyurmaktan acizim diyen bir kişinin bile kalmaması için gayret gösteren bir topluluğuz. Onun için bizim yok olmamız diye bir şey olmaz. Bundan dolayı da canımızı dişimize takar, bütün gücümüzle insanlığı bilgilendirmeye, bizimle beraber hareket etmeye davet ederiz. Neden bu noktadayız? Nasıl geldik bu noktaya? Elbette bunu da bilmemiz icap eder. Hatırlamamız icap eder. Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Hakikaten müstesna bir insandı. Cenab-ı Hak bazı insanlara müstesna kabiliyetler, istisnai kabiliyetler bahşediyor. Ona da hem manevi yönden hem de maddi yönden bir takım özellikler bahşetmiş. O da üniversitede hoca. Ben ne yapayım ya bu memleketin içinde derken, ya ben motor profesörüyüm. Türkiye'nin de sanayinin de ayağa kalkması önce bir motor meselesinin halledilmesine bağlı. Hareket eden ne varsa bir motora ihtiyacı var. O halde biz de Türkiye'de bir motor fabrikası kuralım dedi. Teferruatına gelecek değilim. Akıbetini biliyoruz. Motor fabrikası kuruldu. İmalata geçti. Hem de tam 1960 ihtilalinden 2 ay önce, ama yaşatmamak üzere karar aldı. Bu bir şerefsizliktir. Bu kadar ağır ifade kullanıyorum. Yaşatmamak üzere. Kim? O dönemin sanayici kesilenleri. Sanayici kesim. Neyle uğraşıyor? Motor ithalatıyla, imalatıyla değil. Ve maalesef önlediler. Erbakan hocamızın bu girişimini takdir etti o zaman ihtilali yapanlar bile. Ama onların da gücü yetmedi. Öyle dalavereler çevrildi ki bu teşebbüsler akim kaldı.